What a really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa bir videoda, yani kendi kanalımdaki bir videoda kendimden bahsetmeyeceğim maalesef, üzülerek. Arkanın dağınıklığına bakma lütfen, çünkü taşıma arifesinde olduğum için biraz dağınık, evet. Şimdi olayın öncelikle nasıl başladı, hani nasıl oldu, bundan haberim oldu. Ben bu şahsı tanımıyorum. Ünlü YouTuber'lardan birisi sanıyorum, çünkü takip etmiyorum kendisini, ismen duymuştum. Sanırım hikayesini beni paylaşmış ve T'yi almaya çalışmış. Bunu gördüm. Şaşırdım sadece. Çünkü neden? Ben hiçbir videomda, izlediğiniz üzere, hiçbir videomda hiç kimseyle ilgili tek kelime dahi etmiyorum. Kendi mesela ilgilendiğim, yaptığım veya işte ne varsa konsept olarak görüp beğendiğim ne varsa genelde ben onu uygulamaya çalışırım. Başarılı olurum, olamam. Çünkü bildiğiniz gibi ben size şey söylemiştim. Kendi konseptimi hazırlıyorum, ona geçiş yapacağım. İşte şu an bir işte geçiş dönemindeyim, merak etmeyin, zaten hani oturacak diye ben söylemiştim. Storylerimde olsun, soru cevap videolarımda olsun, ben bunu sürekli belirtmiştim. Şu an hani sadece bu ısınma motorları diyebiliriz, çünkü kanalıma çok farklı bir aslında hedef belirledim, onu yapmaya çalışacağım, inşallah başarılı olurum. Neyse. Böyle bir olay vuku bulmuş. Benim haberim yoktu. Dediğim gibi kendisini takip etmiyorum. İsmen duymuştum. Berkcan Güven arkadaşımız, YouTuber. Şimdi size şunu söyleyeyim öncelikle. Böyle bir şeyi hani çok insan yapıyor ama hani dikkate almıyorum. Şimdi bunu da dikkate alma sebebimi ben size söyleyeyim. Şimdi siz dışarıdan izleyicilerimiz olarak belki tam olarak tahmin edemeyebilirsiniz, ancak gerçekten olayın bu kısmında, burada ciddi bir emek var. Gerçekten ben o arkadaşım için de söylüyorum. O beyefendi için de söylüyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. O beyefendi için de hani bakmadım çok da. Şunu söyleyebilirim ki gerçekten o noktaya gelmek bir emek gerektiriyor. Beğenelim veya beğenmeyelim. Bir emek gerektiriyor. Çok ciddi bir emek, şu an benim yaptığım gibi. Beğenin veya beğenmeyin. Ben kendi şahsıma da, o beyefendinin şahsına da söylüyorum ki o noktaya gelmek ciddi bir emek gerektirir. Ki ben bu noktaya, ya o kadar büyük değilim ama buraya gelirken de inanın veya inanmayın, ben gerçekten çok emek harcadım. Şu an bile çok harcıyorum. Bu kameranın karşısında geçip konuşmak da, bunun hazırlığını yapmak da ciddi bir emek. Yani tabii siz dediğiniz kadarını biliyorsunuz. Ben aslında o beyefendiye o yüzden gönül koyuyorum. Ya şu şekilde çok zorlanılarak videoların arka planı olsun, hazırlığı olsun, nasıl olduğunu bildiğini, benden daha iyi bildiğini kabul ederek söylüyorum. Çünkü kendisi bu olayın içinde benden çok daha iyi bir yerde. Ben zaten olaya hakim. Benden çok daha hakim, benden çok daha ileride bir yerde. Bunu kabul ediyorum. Zaten ben bunu kabul etmesem, yani boşuna konuşuyor olurum burada. Kabul ediyorum, doğru. Zaten bundan sebeptir ki ben şu an bu videoyu çekiyorum. Ben bunu ziyadesiyle kırıcı buldum. Kendisinin kesinlikle bana söylediği kötü bir şey yok. Küfür yok, hakaret yok. Evet, doğru. Ancak bir tiye alınma, ufak da olsa bir aşağılama sezdiğim için bu videoyu çekiyorum. Dilerim ki sadece amacı şaka yapmaktır. Ancak ben bunu böyle algılamadım hiç. Ziyadesiyle kırıldım, yani üzüldüm. Bu işin içinde olan birisi olarak bunu söylemesi beni üzdü. Benim videolarımı beğenmeyebilir. Benim videolarım iyi veya kötü. Bunun karar merci ben o olduğunu düşünmüyorum. Tamam, buraya, bu mecraya hakim olabilir. İyi veya kötü videolarım, bunu siz belirlersiniz. Yani izleyiciler belirler bence bunu. Ayrıca onu geçtim. Madem hani o kadar yani kötü buluyorsa eğer, ki böyle bir ithamda bulunmadı. Sadece ha evet, en iyi YouTuber sensin gibi bir şey söyledi. İnanılmaz bir YouTuber'sın. Şöyle ki, bana kötü yorum yapanlara da bir cevap vermek istiyorum. Hemen alalım. Küfür ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Ve sırf kıyafetim yüzünden... Yapmayın arkadaşlar. Ancak bu bile yetti yani. Ki benim orada videodaki konuşmam da yine aynı bu şekilde. Size söylediğim gibi arkadaşlar, ben kimse küfür hakaret etmiyorum. Ben kimseyi dışlamıyorum. Irkçılık yapmıyorum. Kötü bir şey yapmıyorum. Ancak neden bu kadar küfür hakaret alıyorum? Ya lütfen, çok affedersiniz de, yani kimsenin ne giydiği, ona küfür etme hakkı, tekrar söylüyorum, yine verilmez. Bakarsanız çok güzel ülkemiz. Herkes giyiniyor özgürce. Yani çok güzel plajlarımız var. Çok güzel tatil yerlerimiz var.
O zaman onları da yani gidip oradaki bütün turistine olsun, yerlisine olsun. Hani açık giyindi diye o zaman gidip yuhalayalım, sövelim, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kaldı ki ben bikini bile giymiyorum yani. Onu da belirteyim. Bikini bile giymiyorum. Hani o kadar bile değil. Sadece gösterişte olduğum için ben bu kadar küfür ve eleştiri, hani kıskananlar tarafından olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben beni seven insanlar da olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Ve son olarak da belirteyim ki ben bu beyefendiyi tanımıyorum. Söylediğine kırıldım. Çünkü ben ondan daha hani az takipçili ve az başarılı olabilirim. Ancak ne bileyim, bu şekilde tiye alınmak, bilmiyorum, bana biraz ilginç geldi. Eğer bir şey beğenmiyorsa ortada, eğer hoşuna gitmiyorsa tutup kolumdan gösterebilir yani. O kadar yani story atmakla, o şekilde kadarıyla sadece dalga geçmekle, tiye almakla ben bunun doğru veya etik olduğunu hiç düşünmüyorum yani. Bence yaptığını yanlış, eğer bu niyetle yaptıysa tekrar ediyorum, ben neyi niyetli yaptığını bilmiyorum tam olarak. Ama bana öyle geldi ki, birçok kişi öyle gelmiş olacak ki bana iletmeye ihtiyacı hissettiler. Seninle işte dalga geçmiş gibisinden gelen mesajlar oldu. Üzüldüm sadece, hepsi bu. Yakıştıramadım. Neticede çok seven insanlar var onu. Onlara saygı duyuyorum ben zaten. Onu sevenlere saygı duyuyorum. Dilerim ki bu yaptığı hareket, yani hakaret ve aşağılama babında değildir umarım. Videoya son verirken arkadaşlar, ne olursa olsun ben hiçbir zaman kavga dövüş taraftarı değilim. Ben hiçbir zaman itiş kakış taraftarı değilim. Yani benim videomu beğenmemiş olabilir, benim söylediğim şeyi komik veya aşağılayıcı bulmuş da olabilir. Bunu bu şekilde paylaşmak yerine, madem o kadar çok biliyorsun, yani ne şekilde video çekeceksen tamam gel göster o zaman, öğret. O zaman sen çok biliyorsan, bunu demek istiyorsan eğer bana, o zaman gel öğret ne şekilde video çekilir, nasıl çekilir. Ben buradayım yani. İnanılmaz bir YouTuber'sın. Şöyle ki, bana kötü yorum yapanlara da bir cevap vermek istiyorum. Hemen alalım. Yapmayın arkadaşlar. Kendi çapımda video çekmeye çalışıyorum. Yapabiliyorum veya yapamıyorum. Hani bu durumu da hak ettiğimi asla düşünmüyorum. Ziyadesiyle kınıyorum böyle bir niyetle yaptıysa. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. İlk defa böyle bir video çektim söylediğim gibi. Böyle şeyleri çünkü ben tasvip etmiyorum. Yanlış buluyorum açıkçası. Gidip ona laf at, buna laf at. Ya bence kalite düşürücü bir şey. Onu söyleyeyim. Hani şahsen de hiç öyle bir niyetim olmadı. Kendi halimde video çekiyorum yani. Kimseye de sataştığım yok. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah bir daha görüşürüz. Dilerim ki. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Kusura bakmayın, kafada şişirdim biraz. Görüşmek üzere.